Herkese merhabalar. 9 10 hazırlık kampımızda polinomlar konumuzla beraber sonuç öğrenmeyim. Senle beraber 10. sınıfa sağlam bir temele geçeceğiz. TYT'de o... geliyor mu hocam polinomlar? Kesinlikle TYT'de kesinlikle en az iki sorusunun olduğu muhteşem bir konu ve özel bir konu. Fonksiyonların özel bir çeşidi aslında polinomlar. Bunlara bakacağız. Bir kere biz 10. sınıfta bir polinom kavramını öğreneceğiz. Polinom ne demek? İşte doğal sayı üstleri olduğunu ve benzeri x'in üzerinde bunları beraber öğreneceğiz. Ardından da polinomlarla işlemleri toplama çıkarma Çarpma ve en önemlisi bölmeyi öğreneceğiz sonuç benim Bölme polinomlarla işlemlerde en önemlisi ve en fazla soru geleni polinomlarda kalan bulmayı öğreneceğiz. Bölme işleminde kalanları bulmayı öğreneceğiz. Ardından da çarpanlara ayırma konumuza devam edeceğiz. Çünkü polinomların çarpılması ve çarpanlara ayrılması aslında bu konuyla çok bağlantılı diyoruz. Şimdi bu öğreneceğimiz başlıkların aslında biz temellerini atmıştık. Bu arada 9-10 yaz hazırlık kampımızda matematik haftasının içerisindeyiz. Gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. FKB haftasına geçeceğiz ardından. Yani fizik, kimya, biyoloji haftası. Ardından da ETC haftamıza geçeceğiz. Ve süper bir şekilde yazımızı iyi değerlendirip kısa çalışmalarla 10. sınıfa sağlam bir temelle hatta TYT'ye de sağlam bir temelle çalışmış olacağız domuş öğretmenim. Bir kere polinomlar temellerini biz aslında eski sınıflarımıza atmıştık. O da ortaokulda mesela cebirsel ifadelerde atmıştık domuş öğretmenim ve bu konuda çarpanlara ayırma konusunu görmüştük. Cebirsel ifadelerin temel özellikleri ve benzeri bunlarla bağlantılı. 9. sınıfta bölme ve bölünebilme kurallarını görmüştük sen hatırlıyorsan. üstü ifadeleri görmüştük ki polinomlarla birebir bağlantılı. Çünkü ikisinin üzerinde doğa sayı üstleri olması gerekiyor. Polinomlarda çarpma, derece bulma ve benzeri direkt üslü ifadeleri ilgilendiriyor. Ardından tabii ki bu gördüğümüz konuların TYT ile bağlantılı kısımları. İşte bunları tekrar edebilmek için biliyorsun 910 10 hazırlık setimizi kullanıyoruz. Bütün kamp programımız boyunca kamp programımızda göstereyim sana. Bu programımız boyunca 9 10 hazırlık setimizi kullanacağız ve bunu yaparken bunun içerisinde hem FKB hem ETC hem matematik olmak üzere 3 tane kitabımız var. Bu 3 tane kitaptan hemen sana ödevini vermek istiyorum. Yani Bugün yapacağımız konuyla bağlantılı. ödevimize bakarsak bir kere 9 e, do, anında polinomlar konumuz aslında ne demiştik? Ortaokul tekrarımıza cebisel ifadeler vardı. Sayfa 50'den başlıyor. Test bir, test 2, test 3 ve ardından da tabii ki bölme ve bölünebilme kuralları 9. sınıfta gördüğümüz üstü ifadeler 9. sınıfta gördüğümüz ve 9'dan TYT kısımları. Eğer Ondan çok TYT soruları zor oluyor. Onları nasıl yapamazsam? Göstereceğim şimdi sana ama bir kere eğer çok gelirse mutlaka 9'dan TYT'ye kadar kısmı yani sayfa 50 ile 57 arasında bir çöz. Eğer gelmezse lütfen TYT kısımlarını da yap. Eğer yapamadığın soru olursa zaten biliyorsun tat uygulamasından hemen kitabımızın aktivasyonunu gerçekleştirdikten sonra tat uygulamasından video çözümlerini profesyonel hocalarımızdan izleyebilirsin. Yani yapamadığın sorular hiçbir zaman kalmayacak merak etme diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde seninle beraber kampımızdaki polinomlar videomuza başlayalım. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi polinom nedirle başlayalım? Polinomun ne olduğunu çok önemli çünkü hem üniversite sınavında çok çıkıyor bu konudan e, soru hem de e, polinomlar aslında fonksiyonların özel bir çeşidi ve bunu bildiğin zaman diğer konuların içinde de çıkıyor. Mesela polinom mantığı, integralin, türevin içinde de göreceksiniz ileride. Yani diğer konularla bağlantılı bir konu. Zaten onun öncesinde de e, polinomların bağlantı olduğu diğer konularla ilgili testlerimizi beraber çözdük. Polinomlar aslında özelleşmiş fonksiyonlar yani fonksiyonların bir çeşidi zaten biz hatırlıyorsak fonksiyonları f x'ye gösteriyorduk e, polinomda da p x'ye gösteriyoruz aslında yani sadece polinom dediğimizde p geliyor başına aynı mantıkla ilerliyor normalde ben fonksiyonda x kare artı e, karekök x diyebiliyorken polinomda artı karekök x'i yazamıyorum çünkü mutlaka polinomla bilinmeyenlerin yani x'in kuvvetleri aslında bir doğal sayı olmak zorunda. Doğal sayı dediğimiz şey 0, 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla mesela şuradaki zımbırtı köklü sayılarda dediğimiz şey aslında x üzeri 1 bölü 2 demek x üzeri 1 bölü 2 bir doğal sayıdır. Yani kuvveti hiçbir zaman e, doğal e, şey olamaz. Normal, rasyonel sayı falan filan kesirli sayı olamaz polinomlarda. O yüzden diyoruz ki polinom olan zımbırtıların bak x'in kuvveti 3 x'in görünmez bir 1 kuvveti var. Dolayısıyla bunlar polinom olabilir. Burada x'in kuvveti 2 X'in 1 bölü X. 1 bölü X e demek aslında? X üzeri eksi 1 demek değil mi? İşte bu doğal sayı mı? Değil. O zaman bu bir polinom değildir mesela. Bu bir fonksiyondur dememiz gerekiyor. Dolayısıyla polinomlarda X'in kuvvetinin mesela bak bu aslında X üzeri 1 bölü 2 anlattığım gibi demin. E 1 bölü 2 bir doğal sayı değil o zaman bu polinom olamaz. Mantığını bilmemiz gerekiyor. Polinomdaki X'in katsayıları aslında tüm reel sayılar olabilir. Yani orada bir kısıtlama yok. Aynı fonksiyonlar gibi. E, polinomlarda bak x'in başında kökki var. Önemli değil. Önemli olan kök x'in olmaması gerekiyor. Ama kökki olabilir başta bilinen bir sayı şeklinde. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bak burada bir doğal sayı var, burada bir doğal sayı var. x'in kuvvetleri her zaman doğal sayı olacak diyoruz. Diyeceğiz ki x'in üzerindeki sayı doğal sayı olmak zorunda. Hiç zor bir konu değil aslında. Sadece yeterince dikkat verirseniz aslında anlaşılmayacak bir olay yok diyoruz. Şimdi bilmemiz gereken kavramlar. Zaten bizim daha önceden bildiğimiz cebirsel ifadelerde senelerdir öğrendiğimiz bazı kavramlar vardı. Terim nedir? Katsayı nedir? Ee, i̇şte e, sabit terim nedir? Bunlar zaten çok eskiden beri e, gördüğümüz e, kavramlar diyoruz. Şimdi px eşittir şöyle bir ifade vermiş bize. Bu ifadedeki terimler her artı ve eksi arasındaki ifadeye biz terim diyoruz. O yüzden eksi 2 x üzeri 4 e, 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 ondan sonra e, diğer terim yazıyorum x küp diğer terimi yazıyorum eksi 4. Bunlar terimlerdir diyoruz. Terimleri yazarken unutmayalım. Eksiyi mutlaka yazmak zorundayız. Terimlerin başındaki. Kat sayılarsa x'lerin dışındaki bildiğimiz sayılar. Zaten her zaman eksi 2 mesela bir kat sayı. Bunun başında hiçbir şey yoksa görünmez bir 1 vardır. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda bunun kendisi bir kat sayıdır diyebiliriz x'lerin kuvvetlerine ise biz aslında derece diyoruz. Mesela x'in üzerinde 4 var, x'in üzerinde 3 var. Burada x'in üzerinde hiçbir şey yok ama aslında burada görünmez bir x üzeri 0 var. Çünkü x üzeri 0 kaçtır aslında 1'dir. Dolayısıyla bunun derecesi 0'dır diyebiliriz. Mesela bunun derecesi 4, bunun derecesi 3, bunun derecesi 0 şeklinde düşünebiliriz. Peki polinomun derecesini desek? Polinomun derecesi ise buradakiler içerisinde en yüksek dereceli var. X üzeri 4 var, X üzeri 3 var, X üzeri 0 var. X üzeri 0 boş öğreten. En yüksek olan 4 olduğu için polinomun derecesi dördüncü derece bir polinomdur diyoruz. Yani burada anlaşılacak şey x'in üstündeki en büyük sayıyı gör ve ona derecede diyebilirsiniz. Tekrar bir üstünden geçeyim. E, terim dediğimiz şey her artı ve eksi arasındaki şu bir terim, şu bir terim, şu bir terim. Bunu anladık. Katsayı dediğimiz şey bu terimlerdeki x'lerin dışında yazan bildiğimiz sayılar. Eksi 2 bir katsayı. Burada görünmez bir artı 1 vardır. Bu da bir katsayı. Burada kendisi de zaten x olmadığı için burada kendisi bir katsayıdır diyebiliriz. Eksi 4 yani sabit terim bir katsayıdır diyebiliriz. Çünkü sabit terim demek aslında bu terimlerin içerisinde X'siz bir şey var mı? Evet X'siz bir şey var. Nedir? Eksi 4 e, sabit terimi diyebiliriz. Baş katsayı dediğimiz şey ise demin söylemiştik ya buradaki en yüksek dereceli terim hangisi? 4 aslında. Dolayısıyla X üzeri 4 olduğu için en yüksek derecelidir. O zaman polinomun derecesi 4'tür. Buradaki en yüksek dereceli terimin katsayısı neydi? Eksi 2'di baş kat sayısı da eksi 2'dir diyebiliriz. Yani bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Mesela bunlarla alakalı bir tane örnek yapalım ve örnekte tek pekiştirelim. Mesela ee, hemen şöyle düşünelim. Mesela şu ifadede kaç tane terim var? 3 tane x kare 4x ve eksi 7 var. Bu ifadenin derecesi kaçtır desem? Derece px şöyle de yazılıyor hatta onu da gösteriyorum. Derece px dediğimiz şey Bak bunun üzerinde x bir 1 var. Bunun üzerinde x iki 2 var. O zaman en yüksek dereceli zımbırtı 2 olduğu için 2 yazıyoruz. Peki bunun e, baş kat sayısı nedir desem. Baş kat sayı dediğimiz şey en yüksek dereceli yani polinomun derecesini oluşturan terimin yani şunun. Başındaki sayı nedir? Görünmez bir bir vardır. Başka sayısı 1'dir diyebiliriz. İşte burada mesela bu, tar bu tarz kavramları alıştırmamız gerekiyor. Zaten burada 3 tane terim olduğunu, kastelerin 1, 4 ve eksi 7 olduğunu, sabit teriminin eksi 7 olduğunu çünkü xsiz terim olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Mesela şu ifadeye bakalım. Katsayılar toplamını sormuş. Bunun başında görünmez bir bir vardır unutmayalım. Kasıları bunun birdir artı bunun dörttür artı bu da kendi başına bir kasıdır eksi Topladığımız zaman eksi iki toplamına ulaşabiliriz diyoruz. Peki bu tabi bazı yollar var onu göstereceğim. Buradaki mantık şu aslında bir polinomun sabit terimini bulmak için x yerine sıfır yazıyoruz aslında. Basit bir yöntem. hemen yazalım mesela p 0. yani x yerine sıfır yazdım. E sıfırın karesi sıfırdır. Artı. Dört kere sıfır. Sıfırdır. E eksi yedi. Bak eksi yedi buradan da geliyor. Demek ki bir polinomun sabit terimini bulmak için x yerine sıfır yaz metodunu kullanacağız. Burası acayip önemli. Bunu görünce sabit terim. Mesela şu ifadede ben bunu açıp da teker teker bunun terimlerini bulup da sonrasında sabit teriminin bir olduğunu göreceğim yerine ben şöyle yaparım ya. X yerine sıfır koyalım. P sıfır. Eşittir. Parantezi açtım. 2 yazıyor. Burada görünmez bir çarpı var. Çarpı 0 artı 1. Hop kapattım. Üzeri 5 yazdım. 2 çarpı 0 0'dır. E 1, 1 üzeri 5, 1 üzeri 5 yani 1'dir. Dolayısıyla sabit teriminin 1 olduğunu buradan görebiliyorum aslında. Demek ki sabit terimin ne olduğunu bulmak için hani bizim daha önceden öğrendiğimiz açık bir şekilde gördüğümüz şurada mesela sabit terimdeki x 4 olunuyor mu? Sabit terim ne için ben çatarank diye x yerine 0 yazıyorum ve sabit terimi bulabiliyorum. Mesela bir polinomun katsayılar toplamını bulmak için x yerine de 1 yazma metodu var. Bu da katsayılar toplamını bulmak için. O zaman x yerine 1 yazılır dediğimiz şeyse kat sayılar toplamı için. Bunu deneyelim. Demin yapmıştık gerçi bunun katsayılarını rahatlıkla görebiliyorduk. 1, 4 ve eksi 7 idi. Toplamını bulmuştuk aslında. Ee, şey diyor ki katsayılar toplamını bulmak için ne diyordu? 1 yazacak. O zaman hemen yazalım bak. P 1 yazıyorum. Aynı fonksiyona gibi. Bunun, bunun aynısını yazıyorum. Ama x gördüğüm yere artık 1 yazıyorum. Bak 1 çarpı 1'in karesi x'in karesi artı 4 çarpı 1 çünkü bunun yanında görünmez bir çarpı var aslında eksi 7 diyorum. Şimdi 1 çarpı 1 1'dir. Artı 4 eksi 7. Al işte yine eksi 2 çıktı aynı sonuç geldi. Dolayısıyla kasaya toplulmak için 1 yazıyoruz. Mesela şunu ben açmam inanılmaz uzun süre. Binom açılımı falan filan böyle bir sürü e, e patagüme bir sürü iş var. Ben o yüzden diyorum ki kasaya toplamak için hadi bunun yerine x'e ne bir yazalım. Eşittir parantezi açtım. Burada çarpı var. 2 çarpı 1 artı 1'in 5. kuvveti. 2 çarpı 1 2 artı 1 3. 3'ün 5. kuvveti kas sayılar toplamı yani 243 karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bunu teker teker açmak gerçekten çok büyük zaman kaybolur. O yüzden sabit ve terim ve kas sayılar toplamını bulmak için şurada anlattığımız ee, kas, sayılar, ee, kas sayıların toplamını bir anda ve sabit terimi bulmak için mantık bu aslında diyebiliriz ve Sabit polinom ve sıfır polinomuna hemen bakalım. Sabit polinom dediğimiz... Tabii burada şöyle. Burada e, konuyu anlamak için şunu bilmeniz gerekiyor. İlk başta biz burada konuya giriş yapıyoruz. Sizin zaten göreceğiniz başlıkları gösteriyorum. Bak polinomların eşitliği. Polinomda işlemler. iki e, çarpma işlemi nasıl yapılır? Ondan sonra işte bölme işlemi nasıl yapılır? Ondan sonra derecesi. Ondan sonra kalan bulma. Bunların hepsi aslında polinomun içeriğindeki şeyler. Biz burada... Ön fragmanlar yapıyoruz. Bu fragmanlarla konuyu birazcık özetliyoruz. Sonra zaten okulda başlayınca bu konuyu çok daha iyi anlatacağız. Anlayacaksınız. Daha 10. sınıf kanalımızda çok daha detaylı videolar olacak. Sınıf anahtarı sistemimizde çok daha detaylı videolarımız var. Zaten Tonguç Akademi.com'da. Bunlar zaten konuyu çok net anlayabilirsiniz. Zaten şimdiden girip sınıf anahtarı sistemi olanlar Tonguç Akademi.com'da mutlaka izlesinler. polinomları baştan sona kadar mükemmel ve detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ve herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyoruz bakalım. Şimdi devam edelim. Sabit polinomda e, şunu bilmemiz gerekiyor. Sabit polinom dediğimiz şey x'siz terimler. O yüzden sabit polinomda x'li terim olamaz. Mesela e, sabit polinom dediğimiz şeyde mesela px eşittir 5 gibi bir şey olur. p100 eşittir mesela yine 5 olur o zaman. Yani çünkü sen x yerine mesela p 300 desek. Burada Tonguç olsa ne derdi bir yanımda. Biraz sonra gelecek sanırım o da. 300 desek o da 5'tir. Yani sabit polinomda x yerine ne yazarsam yazayım sonuçta aynı sonuç yani sabit bir sayı çıkması gerekiyor. Sıfır polinomunun sonucu ise sıfırdır. Yani sabit polinomun bir diğer çeşidi. P eşittir sıfır. Mesela P domates yazsam mesela burada P domates yine sıfır olmak zorunda. Sabit polinomun derecesi dediğimiz zımbırtı ise sıfırdır. Neden? Çünkü burada hiçbir şey yazmıyor zaten. X yok ki zaten x'in olmaması demek aslında derecesinin sıfır olması demek. Eğer şöyle bir şey olsaydı mesela px eşittir x üzeri 7 yazsaydı bunun derecesi 7 olurdu. Çünkü 7. kuvveti var x'in. Mesela px eşittir e, x e, 5x küp olsaydı bunun derecesi 3 olurdu. Çünkü x'in üzerinde 3 var. x'in üzerindeki dereceyi belirliyor. Ama burada px eşittir 18 yazıyor mesela. Burada x yok ki zaten. x yok ki zaten. Yoksa zaten ne demekte? Bu x sıfır 0 demekte. x üzeri 0 ne demekte? x'in derecesi yani o polinomun derecesi sıfır demektir diyebiliriz. Diğerlik polinomların eşitliği mantığı acayip sınavda sınav sorusu olarak çok çıkmış bir e, durumdur. Polinomları eşitliği aslında gözle büyütülecek kadar zor bir konu değil. Ama şunu görünce insan ax kare, ax 4 artı b artı 1 x küp, c x kare falan yani ulan sayı yok burada be ben bunu nasıl yapayım diye diyesi geliyor insanın. Ama halbuki birazcık daha rahat ve basit düşününce nasıl yapıldığını göreceğiz. Bak demiş ki adam diye px eşittir qx demiş. Yani iki polinom birbirine eşit demiş. A, B, C, D sayanı nedir? bu Demiş. Aşırı e, e, şey, e, hani e, rahat düşünelim. Burada kasmayalım. Çünkü bunu görünce insan kasası geliyor. Ama şöyle düşünelim. Ya ben şu polinomla şu polinomun birbirine eşit olduğunu söylüyorsam burada dikkat edelim. Benzer şeyleri benzer terimleri bulmaya çalışalım. Bak burada x küplü bir terim var görebiliyorsak. E burada da x küplü bir terim var. Buradan buraya kadar gelmesi gerekiyor bu terim. Çünkü her artı ve eksi arasındaki ifade terim Burası da her artı ve eksi arasındaki ifade bu terim. Şimdi bu terimle bu terimin aynı olması gerekiyor ya. Eğer bu iki polinom birbirine eşitse bu e, terimle bu terim birbirine aynı olmak zorunda. Dolayısıyla ben diyorum ki burada x kübün başında eksi 2 varsa burada da x kübün başında eksi 2 olmak zorunda. O zaman diyorum ki b artı 1'in Eksi 2'ye eşit olması gerekiyor. İşte bu kadar basit düşünürsek yapabiliriz bu konuyu. Yani bunun başındaki bunun başındaki eşit olacak kardeşim. Dolayısıyla b artı bir eksi 2 olacaksa b dediğimiz şeyin e artı bir karşı edince, eksi 2 eksi 1'den eksi 3 çıkması gerekiyor dedik ve b'yi bulduk bile. Şimdi diğerlerini bulmaya çalışalım. Geldik sayılarını bulalım demiş. Şimdi yapmamız gereken şey aslında burada b'yi bulduk bile. Şimdi e, x'li şeyi bulalım bakalım. Mesela bunun başına görünmez bir 1 var. E, burada x'li bir şey var. dx ile 1x birbirine eşit olmak zorunda. O zaman d eşittir 1'dir. Bitti. Bulduk bile. Bak b'yi bulmuştuk. d'yi de bulduk. Şimdi bakalım e, x kareli bir şey. Ya burada x kareli bir şey yok ki. E, burada x kareli bir şey yazmış. Demek ki burada x kareli bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü bunu biliyoruz ya. Bu bizim referansımız. Bu referansa göre diyeceğim ki ben buradaki x kareli bir şeyin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla c'nin sıfır olması gerekiyor. kusura bakma sıfır kere x kare yok eder gider. Dolayısıyla burada da hiç x karenin olmaması gerekiyor. C'yi de bulduk bile. A'ya bakalım. Bak buradaki x üzeri 4 ile buradaki x üzeri birbirine ile olması gerekiyor. Bunun başında görünmez bir 1 vardır. Dolayısıyla buradaki x üzeri 4 ile buradaki x üzeri 4 birbirine eşit olacak. A eşittir 1'dir. Çatarank diye söyleyebiliyorum. Hemen geldik mesela E zımbırtısına. Şimdi artık E kaldı. Sondaki sayı x mix yok burada. E burada sondaki sayı x mix yok burada. O zaman E artı 2'nin 5 olması gerekiyor. O zaman E eşittir 3 demek ki diyoruz. İşte A, B, C, D sayılarının hepsini bulmuş olduk. A'nın 1 olduğunu, B'nin e -3 olduğunu, C'nin e 0 olduğunu, D'nin 1 olduğunu, E'nin de 3 olduğunu ayrıten hepsini birbirine eşitleyerekten bulmuş olduk diyoruz. Bu sınavlarda %100 çıkar toplama çıkarma ise aşırı basit bir mantık. Normal cebirsel ifadelerle toplama çıkarma yapıyoruz. Benzer terimleri çok iyi anlamamız gerekiyor burada. Mesela x küple burada x küp yok olmadığı için benzer terim yoktur. Ama burada x kareyle, buradaki x kare benzer terimlerle toplanıp çıkartabilirler. Dolayısıyla ben bunu toplarken x'ini toplamı zaman x küpü aynen yazarım. Çünkü burada benzer terim yok. Ama 4 x kare ile eksi x kareyi toplarım. Bu aslında eksi 1 x kare demektir. 4 eksi 1 3'tür. O yüzden artı 3 x kare buradan gelir. Bunların toplamından. da gitti zaten. Artı x de artı 2x benzer temdir. Bu artı 1x'tir normalde. 1 ile 2 toplanırsa 3 eder. Artı 3x karşımıza gelir. Bir de eksi 4 vardı işte toplamda bulmuş olduk. Çıkarmada ise birazcık daha dikkatli düşünmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle yapalım. Parantezi yazalım bu sefer. Yan yana yazalım. x küp artı 4x kare artı 1x vardı. Bu px buydu. Eksi diyorum. E, eksi 1x kare artı 2x eksi 4 diyorum. Şimdi bunları çıkartırken bu eksinin Hepsine dağılma özelliğini unutmamamız gerekiyor. Eksi eksi artı eder, artı bir x kare. Ondan sonra eksi artı eksi eder, eksi 2x, eksi eksi artı 4 eder diyebiliriz. Şimdi son durumda x küp artı 4x kare artı bir x zaten burada vardı. Şimdi benzer terimlere göre çıkarma yapıyorum. Mesela 4x kare artı bir x kare 5x kare eder. E, artı bir x, eksi 2x, eksi bir x eder. Artı 4 burada var, x küp de burada var, x kübi buraya yazdım. Artı 4'ü buraya yazdım. İşte bu da çıkarılmış versiyonudur diyebiliriz. Çıkarma ve toplama aslında normal. Cebi ifadeleri toplama çıkarma gibi hiçbir farkı yok diyebiliriz. Çarpmayı bölme ise birazcık daha. En önemli zaten polinomların bölünmesi. Onu anlatacağım birazdan. Zaten en fazla sınavda sorunun çıktığı kısım zaten bu. Ama çarpmada çok basit bir mantık var. Yan yana yazıp çarpıyoruz. Mesela 2x artı 1 ile ben neyi çarpıyorum? Px ile Qx yapıyor mu? Px bu Qx bu. E, x kare eksi 2'yi çarpacağım. Polinomların çarpması. Bunla bunu, bunla bunu, bunla bunu, bunla bunu. Oklarımı gösterdim. Sonra diyorum ki 2x çarpı x kare 2x küp eder. 2x çarpı eksi 2 eksi 4x eder. Artı 1 çarpı x kare artı x kare eder. Artı 1 x kare eder. Artı 1 çarpı eksi 2 eksi 2 eder. İşte bu kadar. Burada benzer terim var mı yok. Dolayısıyla aynen bu şekilde kalır diyebiliriz. Bunun derecesi kaçtı desek? 3. En yüksek x'in kuvveti olduğu için derece P çarpı Q aslında... 3'tür diyebiliriz. Bununla ilgili zaten örnekler gelecek birazdan. Bölme işlemi dediğimiz şey ise birazcık daha farklı bir yapıya sahip ve bu da aslında e, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bölme işleminde aslında en önemli kısım e, kalanı bulma. Kalan bulma olayı çok fazla karşımıza çıkacak. Sınavlarda en fazla çıkan kısım e, bu diyoruz. E, peki mesela Px e, q Qx'i vermişiz. Bunları birbirine böl diyor. Hadi bölelim bakalım. Ama birazcık daha karışık bir böyle gözüküyor. Yani bunu bölü bu yazıyorum. Sonra diyorum ki e, buradaki polinomaya x artı bir polinomuna bölen polinom diyorum. Sonuçta çıkan şeye de aslında bölüm polinomu diyeceğim. Bu da bölünen polinom aslında. Peki ben ne diyorum ya yani x kare artı 2x'in içinde x artı bir kaç kere vardır? Ben diyorum ki sadece en baştakilere bak. En derecesi kuvvetli onlara bak. X karenin içinde x kaç kere vardır diyesek x, e, x karenin içinde x, x kere var. Neden biliyor musun bak? x'e x, e x çarparsam ne eder? x kare eder. X kere, e, O zaman hemen x kere x, x kare eder. Bunun altına yazıyorum aynen. x kere 1, hani hem buna hem buna dağıtıyordum ya. x kere x, x kare yaz bunun altına. x kere 1, x eder. Artı, çünkü artı 1x diyorum. Bunun altına yazdım. Sonra diyorum ki, aynı normal hani. Mesela 20'nin içinde e, 7 kaç kere var? veya hani 50'nin içinde 7 kaç kere var? 7 kere 7, 49 yazıyorum. Bundan çıkartıyorum gibi düşünebilirsin. Bundan bunu çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman x karenin içinden x kare çıktığı zaman zaten yok olur. Sıfır. Süper gidiyoruz şu ana kadar. 2x'in içinden 1x çıkarsa 1x kalır. Artı 4'te aynen aşağı iner diyoruz. Ve 1x artı 4'ün içinde aslında x artı 1 kaç kere var? Şimdi ona bakacağız. Şimdi en yüksek derecelere bakıyorum. Burada bir x var, burada da bir x var aslında. Bir x içinde bir x kaç kere var? Bir kere var. O zaman artı bir diyorum. Bak, bir kere x bir x, bir kere bir bir. Ve bunları birbirinden çıkartıyorum. 1x ile 1x birbirini götürüyorsun. 0, 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. İşte şu zımbırtı aslında kalan polinomu diye adlandırılıyor. Normalde biz e, kalan diyorduk da artık kalan kalan polimo, polinomu dememiz gerekiyor. Çünkü bu aslında bir polinom bölmesinin sonucunda kalan ifadedir diyoruz. Ve mesela Px bölü Qx dediğimiz şey aslında ne çıktı? X artı 1 çıktı. Ama kalanı da çıktı. Onu da unutmayalım diyoruz. O yüzden diyorum ki ben. X artı 1 ile X artı 3 çarpı bunu eklersem aslında sonucun bu çıkması gerekiyor diyoruz. Mesela polinomların derecesine bakalım birazcık da. Tabi burada bölmede daha detaylı şeyleri de göreceğiz. Ama öncesinde böyle bir ısınma alıştırma yapmış olduk. Derecesi mantığı şu. Şu polinomun derecesini neresek bunun altında üstünde görünmez bir vardır. Buradaki en yüksek dereceli şey 5. Dolayısıyla derece Px dediğimiz şey aslında 5'tir diyebiliriz. Bunun derecesine baktığımız zaman derece QX dediğimiz şey ise en yüksek dereceli bak dikkat 3. O zaman 3'tür diyebiliriz. PX artı QX'in yani bunların ikisinin toplamıyla oluşan derece üst, yüksek olan derece neyse olur. Yani toplama ve çıkarma da hiç fark etmez. Toplama ve çıkarma da olsa olur. Topladığımız veya çıkardığımız zaman bunların sonucunda oluşturacağı derece aslında en yüksek dereceli şeyle aynıdır. İsterseniz deneyelim. Bunları topladığımız zaman x üzeri 5 artı x küp artı x e, artı eksi 2 çıkması gerekiyor. İşte bu aslında px e qx'in toplamının po polinomu. E bunun derecesi kaç? E 5 çıktı. İşte en yüksek derecesi neyse ona bakıyoruz. Burada da çarpımında ise derecelerdeki mantık çok basit. Dereceleri çarpmada topluyorsun. Yani derece px çarpı qx'in sonucu aslında derece px artı derece QX şeklinde bir formülü var. Dolayısıyla hani nasıl nasıl üst çarpma yapınca üstler toplanıyor diye x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü toplanınca ne yapıyorduk? x üzeri 8 yapıyorduk. O zaman demek ki derecesi 8 olacak diyoruz. 5 ile 3'ün toplamından geliyor aslında. Bunu çarparak da bulabilirsiniz ama genellikle e, şu sorularda hani mantık olan şöyle düşünmek gerekiyor. Derece sorularında yapmamız gereken bize bir derece sorulduysa yapmamız gereken taktik şu. x üzeri 5 artı x bilmem ne bir sürü bir sürü şey sarıyor. Benim için önemli olan x üzeri 5'tir. Bunların hepsini silersiniz. Burada qx dediğim bir şey x küp eksi 2 x artı bir sürü şey yazabilir ama sen bunu silersin x küp dersin. Şimdi topla bakalım. Bu ikisini topladığın zaman x üzeri 5 artı x üzeri 3 oldu mu? Bunun derecesi kaç? E 5 bitti. Şimdi çarp bakalım bunları. Çarptığın zaman x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü çarptığın zaman x üzeri 8 çıkmadı mı? Derecesi kaç? 8. Bak buradan çıktı. Mesela burada yapalım. P kare x demiş. E, bunun karesini al demiş x üzeri 5'in karesi dediğimiz şey. Bunları hiç düşünme. Çünkü derece sorularında bunun düşünmesine gerek yok. x üzeri 10 çıkmaz mı üstün üstü kuralından? E 10 derecesi kaç? 10'dur. Bitti bu kadar. Çünkü derecesi üstündeki yasağıydı. Mesela px'i qx'i böl birbirine diyor. E bölelim hemen. x üzeri 5 bölü x üzeri 3. Bölümde 2 iki iki çıkmaz mı? E derecesi kaç? 2 bitti bu kadar. Hemen görebiliyoruz. Bu tür derece sorularında taktik aslında bu kadar basit. Tabii daha detaylı sorularda karşımıza gelecek. Polinomda kalan bulma dediğim şey de üniversite sınavında yani ÖSYM'nin en fazla şu ana kadar sorduğu polinom sorusu bu konuyla alakalı. Zaten üniversite sınavı deyince polinomda kalan bulma çıkıyor genellikle. E tabi derece ve şeylerde çıkıyor. Kast sayılarda çıkıyor. Ama genel olarak özel olarak eskiden beri to, ta eski sınavlardan beri hep ÖSYM sorularında ÖSS'de, ÖYSD, yGSde her sınavda LYS'de genellikle bir kalan sorusu soruyor diyoruz. Mesela polinomunun X artı bölü bölümüyle kalan bölümünden kalan kaçtır demiş. Bizim yapmamız gereken o zaman şu PX'i ben X artı 1'e bölüp BX buluyorsam kalanı da buluyorsam mantık şu diyorum ya X artı 1 ile b Bx'i çarpıyorum ve kalanı ekliyorsam aslında Px'in çıkması gerekiyor. Normalde nasıldı? Hani bö e klasik bölme işleminde hani e şu zımbırtı aslında a' işittir. B ile C'nin çarpımı artık kalandı. Aynı mantığı burada yapıyorum. Sonrasında diyorum ki kalan bulurken yapmam gereken şey aslında kalanı bulmaksa şu zımbırtılara hiç ihtiyacım yok. O yüzden bölen polinomu yani buradaki polinomunu aslında sıfır yapan değer aslında e, bulunursa çok rahat bir şekilde yapabilirim. Bunu sıfır yapan değer nedir? Bölen polinomunu e, sıfır yapan sıfır yapan e, ee, değeri bul aslında. Değeri bul diyoruz. Zaten bu değeri buraya yazmışız buraya. Sıfır yapan değer nedir? X artı 1'i 0 yapan değer hemen bulalım. X artı 1 eşittir sıfır dersek. X eşittir eksi 1 değil mi? O zaman ben X yerine eksi 1 yazarsam bakın. X yerine 1. P eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 1. Hop bu 0 oldu zaten. Çarpı B eksi 1 bana ne olduğundan artı K diyorum. Ya bu 0 değil mi? Eksi 1 artı 1 0. O zaman sıfırla ne çarpılsa sıfır gider. Bu gitti mi? Gitti. O zaman ne çıktı sonuç? P eksi 1 dediğimiz şey P eksi 1 dediğimiz şey aslında kalana eşit oldu. İşte ben sıfır yapan değeri bulduğum zaman yani x eşittir eksi 1 koyduğum zaman x 1 koyduğum zaman aslında P eksi polinomunda yerine koyunca P eksi 1 dediğimiz şey kalanı veriyor bana. Bu tar bu tarz sorular karşımda çok gelecek. Hatta bununla alakalı ee, bir sürü soru. Mesela şu şunun x artı bir bölümde, bölümünden kalan nedir demiş. Ben uzun uzun ve şöyle diyorum. Bu aslında sıfır yapan değer nedir? X yerine eksi bir koyalım. X yerine eksi bir koyduğum zaman P eksi bir bunun kalanıdır aslında. O zaman eksi biri koyduğum zaman eksi birin karesi bak x yerine eksi 1 yazdım. Artı 2 çarpı eksi 1 x yerine eksi 1 yazdım. Bak burada çarpma vardı normalde. Artı 4 diyorum. Bitti bu kadar. Kalanı bulmuş oluyorum aslında. Eksi 1'in karesi 1'dir. Burası eksi 2 çıkar. Artı 4. Sonuçta 5 eksi 2'den 3. 3 dediğimiz şey p eksi 1'dir. P eksi 1 neydi? kalandı. O zaman kalan dediğimiz şeyin 3 olduğunu bulabiliyoruz. Böyle güzel e, pratik yöntemler var. Üniversite sınavında da kısa yoldan yapabileceğimiz yöntem var. Uzun uzun bölmeye falan filan gerek yok. Demin de zaten bulmuştuk. Bunu buna bölmüş hatırlarsanız. Hatta şu soruda bölmüştük. Hatta göstereyim. Ne demiş bak x kare artı 2x artı 4 x artı, artı bölmüş bölmüştük. Ne bulmuştuk? Kalanı. Kalanı 3 bulmuştuk. Aynı şeyi Farklı bir yöntemle yapıyorum bu sefer. Bunun sıfır yapan değerini buluyorum. Yani kökünü buluyorum. Burada yerine koyuyorum eksi 1 olarak. Eksi 1 yerine koyduğum zaman çat bunun sonucu aslında kalanı veriyor. Yani bunu bulmak için pratik yöntemlerde var böyle diyor. Çarpanları ayırma ise polinomların çok önemli bir kısmı. Zaten eskiden de öğrendiğimiz bir Ortak çarpan parantez ama mesela. Burada 4x artı 4 y'nin ortak çarpan e, çarpan parantez 4 ortak olarak görüyoruz. x artı y şeklinde yazabiliyoruz. Mesela burada ortak olan şeyi bulabilmek için bunun içinde de ikisinde de 3 var. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Mesela bunu 4 çarpı x 4 çarpı y diye düşündüm de, burada ortak olanları başa aldım. Geriye kalanları yazdım ya. Aynı şekilde bunu ben 3 ee, x çarpı x diye bunu da 3x çarpı 2 diye düşünebilirim. Şimdi artık 3x'lerin ortak olduğunu görebiliyorum. 3x'i ortak olarak alırsam bundan geriye x kalır artı bundan geriye 2 kalır. Bak işte e, bunları attığım zaman baştaki x artı 2 aslında burada gelmiş oluyor. İsterseniz çarpıp deneyebilirsiniz. 3x e x 3x kare eder artı 3 x e 2 6 x eder. Aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla ortak çarpanın parantezi alma en önemli kısımlardan bir tanesidir. Ee, şeyde çarpanları ayırmadı. Ardından bir de gruplama var. Gruplama metodu ise şu. Ben hepsini ortak bir şey göremiyorsam eğer grup grup bölerim. Mesela ben burada bu ikisinde Y görüyorum. Dolayısıyla bu ikisini Y parantezine alabilirim. Bu ikisini de 2 iki görüyorum. Bak bu çünkü 2 çarpı 4'tür aslında. Dolayısıyla 2 parantezine alırsam burada X kalır. Burada 4 kalır. Hop. Artı diyorum. Burada y parantezini alırsam, y parantezini alırsam burada x kalır. Burada 4 kalır. Hop. Bak şimdi artık x artı 4 x artı 4 ikisine de ortak oldu. O yüzden x artı 4'ü başa alıyorum çarpı diyorum. Bundan geriye e, 2 kaldı artı bundan geriye de 4 kaldı diyorum. Pardon y kaldı diyorum özür dilerim. O zaman ne oldu sonucumuz? x artı 4 çarpı 2 artı y şeklinde gruplandırma yapabiliyorum. Mesela şöyle bir ifade de bunların hepsi, hepsinde ortak bir şey yok ama ax x a y ortak parantezine girebilir. B'ye BX paranteze gelebilir. O zaman AX AY'deki ortak şey A olduğu için A parantezini alıyorum. X artı Y diyorum. BX BY'deki ortak şey B olduğu için B parantez alıyorum. Yine X artı Y olacak. Çünkü burada X var burada Y var. Toplanıyor bunlar. O zaman ikisinde de X artı Y ortak parantezini alabilirsem eğer buradan A buradan da B kalıyor. E, x artı Y çarpı A artı B şey, şeklinde oluyor. O yüzden sayıları önce ne yapmamız gerekiyor? iki şerli gruplamamız gerekiyor. Hepsinde ortak bir şey yoksa genellikle bu tarz sorular geliyor. özellik özdeşlikleri kullanma olayına bakarsak da iki kare farklı zaten dünyadaki en önemli matematik özdeşliği her zaman çıkar. X kare eksi y kare x eksi y ile x artı y'nin çarpımıdır diyebiliriz. X kare eksi y karenin mantığı budur aslında. O zaman 9 a kare, eksi b karede ben bunun 3a'nın karesi bunun da b'nin karesi olduğunu görebiliyorsam o zaman derim ki 3a eksi b 3a artı b'dir diyebilirim ben buna bitti bu kadar. Bu x'in çarpımıdır diyebilirim. Tam kare özdeşliği ise x artı y'nin karesinin açılımı aslında şöyle bir renkte yazalım. x'in karesi artı y, artı y'nin karesi ama araya bir şey giriyor. 2xy diye bir şey giriyor. Normalde ben şunu hemen görebiliyorum. x kare artı y karedir tamam eyvallah da araya 2xy diye bir ifade ediyor unutmayalım. Mesela x kare artı y kare tamam bunu gördüm. Çünkü eksi y'nin karesi de artı karedir. Unutmayalım çünkü eksinin karesi de artıdır. Ama araya bu eksinin çarpımının iki katı giriyor. Bu sefer eksi olduğu için burası da eksi oluyor. Burası artı olduğu zaman burası da artı oluyor. Tarzında ikisinin çarpımının iki katı araya girmek zorunda. Bunları unutmayalım. Mesela 2x artı 1'in karesi. Ben 2x'in karesi yani 4x kare. 1'in karesi yani 1 artı 1. Onu biliyorum. Ama bu ikisinin çarpımının yani 2x çarpı 1 2x'in iki katı yani 4 xinde artı şeklinde buradaki ifade neyse araya gireceğini de bilmek zorundayım diyorum ve özdeşlikleri de hemen hatırlamış olduk. Peki tam küp açılımı işte bu sene e, bu sene birazcık daha göreceğimiz detaylı şeyler. Tam küp açılımında şunu biliyorum. A artı B'nin kübü nedir biliyor musun? A'nın kübü artı e, B'nin kübü. Tamam eyvallah. Bunlar zaten fix. Aynı A artı B'nin karesinde gibi. Ama burada araya artık İki e, ikisinin çarpımının iki katı değil de şöyle ifadeler geliyor: 3a kare b artı 3ab kare şeklinde ifadeler geliyor. Dolayısıyla a küp a küp artı 3a kare 3a kare b. Ondan sonra 3ab kare artı b küp şeklinde bir açılım oluyor. Dikkat ettiysek bak a'nın kübü, a'nın karesi, a'nın birinci kuvveti artık a hiç yok. Burada hiç b yok. B'nin birinci kuvveti, B'nin ikinci kuvveti, B'nin üçüncü kuvveti yani. A azalırken B artan bir pozisyonda ilerliyor. Kastelere dikkat ettiysek 1, bunun kastesi 1, bunun kastesi 3, bunun kastesi 3, 1 şeklinde. Yani Pascal üçgenini hatırlarsak 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, bir şeklinde aslında binom açılımıyla özdeş bir dağılım var. 1 3 3 1 katsayıları geliyor burada. Deminkinde bakarsak eğer hani tam kare açılımına bakarsak tam kare açılımda bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 2, bunun katsayısı 1'di. Dolayısıyla 1 2 1 buradan geliyor işte. Aslında Pascal üçgeniyle çok bağlantılı diyoruz. A, de, A küpü, eksi B'nin kübü de A'nın kübü eksi B'nin kübü geliyor. Çünkü kübünü yaparken eksi bir sayının kübü yine eksidir. Ama burada aynı mantıkta pardon eksi 3 a kare b artı 3 a b kare diye bir mantık var. Dikkat etsek bak a'nın kübü 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi şeklinde ilerliyor. Yine 3 a kare b 3 a b kare var yine karşımızda. Bu sefer a küp eksi b küp şeklinde bir mantık var. Aslında o zaman şu açılımları bilirsek çok bir işimize yarar. Mesela x eksi 2'nin kübü x'in kübü hop eksi 2'nin kübü eksi 8 eder. Burada e, Eksi diyorum. Bir artı bir eksi gitmem gerekiyor. 3 çarpı x'in karesi çarpı 2 e, diyorum. Artı diyorum. 3 çarpı x'in birinci kuvveti artık azalıyor. Bak x küp x kare x üzeri 1. Bu da artıyor. 2'nin ikinci kuvveti şeklinde bir dağılım var diyoruz. Bunu düzenlersek eğer x küp eksi 3 kere 2 6 6 x kare e, artı 4 kere 3 12 12 x eksi 8 şeklinde bir açılım karşımıza geliyor. Tabi burada cebirsel ifadeleri çok kuvvetli olmamız gerekiyor. Zaten daha önceki verdiğimiz ödevleri yapan arkadaşlar bunlara alışmış olacaktır. Çünkü eski sınıf tekrarlarında vardı. Küplerin toplamın farkı da ise bu sene yine göreceğimiz önemli bir başlık. A küp artı B küp aslında şöyle açılıyor. A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare şeklinde bir açılımı var a küp a küp eksi b a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare diye bir açılım var. Unutmayalım. A kare b kare her zaman artı zaten. A kare b kare her zaman artı. Burada a artı b olunca a küp artı b küp olunca a artı b çıkıyor. a küp eksi b küp a eksi b çıkıyor. Burada artı varsa bu eksi oluyor. Burada eksi varsa bu artı oluyor. Dolayısıyla ikisinden bir tane eksi olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir mantık var. Mesela x küp artı b birin kübü Bu x'in kübü bu da birin kübü O zaman diyorum ki bu x artı 1 çarpı x'in karesi. Şuna benzetiyorum artık. x'in karesi a'nın karesi x'in karesi dedim. Bu x'in çarpımı x'e 1'in çarpımı eksi x kere 1. Bir, artı birin karesi. Birin karesi. Bitti bu kadar. Böyle açabiliyorum. Bu ifadede mesela bu neyin kübü diye düşünmem gerekiyor. Ki. Başta 2A'nın kübü. Bu neyin kübü? B'nin kübü. O zaman diyorum ki bak şu ifade şuna benziyor. O zaman A dediğimiz şey aslında burada 2A. Şimdi 2A eksi B diyorum. İkisini birbirinden çıkartıyorum bir kere. Aynı buradaki gibi. Sonrasında parantez açıyorum. Bunun karesini alıyorum. 2A'nın karesi. Ama parantez içine koymak zorundayım. Ondan sonra bu ikisinin çarpımı. Bu ikisinin çarpımı. Artı 2AB. Artı diyorum. Sonra bunun karesini alıyorum. B kare şeklinde bir mantığımız var diyoruz. Bunu da böyle açabiliyorum diyoruz. Yani burada hani ab'ler mab'ler yerine şöyle basitleştirme de yapabiliriz. Mesela ee, diyelim ki yıldız artı karenin yıldızın kübü artı karenin kübü. Mantık olarak şöyle düşünüyoruz. Yıldız ee, artı kare diyeceğiz. Aynı buradaki gibi. Çarpı diyeceğim sonra. Yıldızın karesi eksi. Yıldız çarpı kare artı ee, karenin karesi şeklinde bir mantığımız var diyoruz. Ee, aslında şu zımbırtı şu zımbırtı ile aynı yazım veya bu zımbırtı ile aynı yazım sadece içerikleri değişiyor. 2A oluyor, B oluyor, X oluyor, 1 oluyor falan filan. Aslında küplerin toplamı farkı da acayip karşımıza çıkacak bu sene konulardan bir tanesi diyoruz. Bir de şöyle ifadeler var. Hani Çarpanlar ayırmada önemli kısımlardan bir tanesi bu da ee, mesela AX kare artı BX artı C ifade, ifadelerinde. Yapmamız gereken şey şu aslında ee, ben bunu x x diye çarpanlarım. Bu da 5 1 diye çarpanlarım. Bu eksi 5 bu artı 1'dir. Neden? Çünkü eksi 5 ile artı 1'in çarpımı eksi 5 eder. Tamam süper. X'inin toplamı ise eksi 4 eder. İşte bu durumda x eksi 5 bunları yan yana yazarım. Çarpı x artı 1 şeklinde bunu çarpanlarına ayırabiliyorum. Çarpan ayırma da bu metot önemli. O, e, burada ise şöyle bakalım. 2x ve x'in çarpımı 2x x kare eder. Burada ise 3 ile 1'in çarpımı desek he, bu, bu olmuyor. 1 buraya 3 yazıyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Hemen anlatmak istiyorum. Çünkü artık bunların toplamı buraya etmek zorunda değil. Çünkü burada 2x'li bir şey var. O yüzden mantık şu. Çapraz çarpımlarının toplamı mesela. 2x'e 3x burada bir tanesinin eksi olması gerekiyor. Bu artı olsun, bu eksi olsun. Neden öyle yaptığımı anlatacağım. 2x'e 3 çarparsam 6x eder. x'e 1, bir, eksi 1 çarparsam eksi 1x eder. E, dolayısıyla bunları topladığımız zaman 5x ediyor mu? Ortadaki terim süper. Dolayısıyla doğru seçmişim. 2x eksi 1 hop çarpı diyorum x artı 3. Aynı yukarıdaki yaptığım gibi. Burada dikkat ediysem çapraz çarpımlarının toplamı e, çapraz e, çarpıp e, düz toplarsam eğer bunları bu ortadaki terimi vermesi gerekiyor. Ortadaki terim veriyorsa problem yok şeklinde bir mantığı da var. Bu çarpanlara ayırmanın diyoruz. Eğer buraya 3 buraya 1 yazsaydım. Burası 2x ederdi. Burası 1 ederdi. Ama bir tanesi artı bir tanesi eksi olmak zorundan burasının hiçbir zaman toplamı artı 5x çıkmazdı. En uygun seçenek budur diyebiliriz diyoruz. En sade hali dediğimiz şey ise aslında bu bütün öğrendiklerimizin sadeleştirilmesi. Mesela bu bak, bak, x küp eksi 8 bu x'in kübü bu da 2'nin kübü aslında. Çünkü 8 2'nin kübüdür. Bu aslında a küp eksi pardon eksi b kübün açılımına benziyor. Neden? a küp eksi b küp x küp eksi 8 x, x küp eksi 2'nin kübü aslında bu. a küp eksi b kübün açılımı neydi? a eksi b çarpı a kare e, artı AB b artı b kareydi. Hemen hatırlarsak bunu. Şimdi yerine yerleştirelim x eksi 2 x eksi 2 aynı buradaki gibi çarpı x'in karesi x'in karesi artı x kere 2 2x bunu yazdım artı 2'nin karesi 4 hop bunu yazdım bölü diyorum x kare artı 2 x artı 4. Allah Allah. Dikkat ettin mi? Ayarlanmış soru. Genellikle zaten hep sorular böyle çıkıyor. Bununla bu işte Çat cevap x eksi 2 çıktı diyebiliriz. İşte böyle ifadeler karşımıza gelecek. Ve en sade halini iş, 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 işleyeceğiz. Dolayısıyla polinomlar konusunda öğrendiklerimiz aslında e, en başında da gösterdiğim gibi polinom kavramını öğrendik. Katsayı e, ondan sonra baş katsayı hatta şöyle şeyi de yapalım. E, güzelliği de yapalım. Hani hemen Şöyle bütün kağıtları buraya bir sürü birikmiş tabii kağıtlar. Evet hemen şöyle düzenleyelim. Bu düzenledikten sonra diyorum ki şöyle hızlı bir akış yapalım. Neydi? Bu özelleşmiş fonksiyonlardı. Polinomları Px'e gösteriyorduk. Px'lerdeki mutlaka x'in kuvvetleri doğal sayı olmak zorundaydı ve x'lerin katsayıları ee, her şey olabilirdi. Kök kökü falan hiç fark etmezdi. Bir, burada bilmemiz gereken terim kavramı zaten eskiden beri biliyorduk. Artı ve eksi arasındaki faaliler. Kas x'lerin dışındaki sayılardı. Bildiğimiz normal 2, 3, 5 gibi sayılardı. X'lerin kuvvetlerine biz derece diyorduk ve Polinomun en yüksek dereceli ifadesi polinomun derecesinin kendisi oluyordu. Baş kat sayısı da en yüksek dereceli ifadenin başındaki kat sayı oluyordu. Sabit terim ise x'siz ifade oluyordu. Ve sabit terimini bulmak için x sıfır yazmak zorundaydık. E, polinom bir fonksiyon gibiydi. Polinomda fonksiyon yerine x yerine 0 yazıyorsun. Kalsayar toplamı için x yerine 1 yazıyorduk ve sabit polinom dediğimiz şey ne yazarsak yazalım yine aynı sonucu veren 5 veya 6 veya bilmiyorum kaç olursa ama sıfır polinom ise her zaman sonucu sıfır olan şeydi. Bu sayfada hani e, çok önemli bir kısmı ama şu sayfa gerçekten çok önemli polinomların eşitliği sınav sorusu olarak %100 yüz çıkan bir sayfaydı. Sen x 4 varsa x 4 dört... bunlar birbirine eşittir. Kasteleri birbirine eşittir. Bunun kasteleri birbirine eşittir. Tarzında görebilmemiz gerekiyordu burada. Hiç korkutucu bir soru değildi aslında bu unutmayalım. 10 saniyelik soru aslında bu normalde. Toplam ama çıkarma dediğim şey normal topluyorsun çıkartıyorsun. Benzer terimler. X küp X küp. Benziyor mu? O zaman toplanabilirsin. X kare X'lere. Benziyor mu? O zaman toplanabilirsin. X X toplanamıyor. Ama X küp'e benzer terim olmadığı için aynen yazıyorduk falan filan. Çıkarma da aynı şekilde. bu Çarpmada ise normal dağıtma yöntemini kullanıyorduk. Çarpmanın sonucunda da e, ifadeyi en sade haline getiriyorduk. Sonra derece dediğimiz şeyde ise buradaki en yüksek derecelere bakıyordun. X üzeri 5, X üzeri gibi. Bir bu kadar. Diğerlerinin önemli değil benim için diyorduk. Taktik buydu. Bunları topladığın zaman derecesi yine 5. Bunları çarptığın zaman derecesi 8'e çıkıyor. Bunları e, karesini aldığın zaman mesela bunun karesini X üzeri 10 çıkıyordu. 10 derece çıkıyordu. Böldüğü zaman e, üstler çıkartılıyordan 2 çıkıyordu. Ve benzeri mantığını oturtabiliyorduk. Geldik yani bölme işleminde normal bölme yapıyorduk. Bölen polinomu, bölüm polinomu, kalan polinomu denilen bir şey daha çıkıyordu. Bölmede yaparken en yüksek dereceler bizim için önemli Diğerlerinin hiçbir önemi yok. O sadece x kare x'e bölüyoruz gibi düşünmemiz gerekiyordu. Bölersek zaten x çıkar x kare x, x karedir tarzında bir akıl yürütme yapıyorduk. Peki kalan dediğimiz şeyde ise mantık şuydu. Demin yaptığımız işlemi birazcık daha ÖSYM formatında yapıyorduk. Diyorduk ki bölüm e, bölen polinomunun sıfır yapan değerini bulup yerine yazıyorsun polinomda çat diye kalanı buluyorsun. Aslında bu da çok kısa sürüyor ama görüntüde birazcık korkutucu olabiliyor bu sorular. Unutmayalım. Ortak çarpan parantez alma aslında çarpanlara ayırmanın içine giriyor. Ortak çarpanı bulup başa yazıyorsun. Burada gruplandırarak ortak çarpanları parantez almada ikili ikili gruplar yapıyorduk ve e, bunu mesela aynı grubun içine soktuk. Bunu aynı soktuk. Grupların da ortak şeyini en sonunda başa yazıyorduk. Ve özdeşikleri kullanmada iki kare farkının x eksi y x artı -e y olduğunu çok iyi bilmeliyiz e, tam kara özdeşliğinin de nasıl açıldığını çok iyi bilmemiz gerekiyordu. Ve bunlara dayalı diğer çarpanları ayırma faaliyetlerini yapabiliyorduk. Tam küp açılımı ve aynı zamanda küplerin toplamı farkı bu senenin e, popüler konu, ya da flash konuları A artı B'nin kübünün 1-3-3-1 şeklinde gittiğini, A eksi B'nin kübünün 1-3-3-1 şeklinde gittiğini ama bir artı bir eksi şeklinde gittiğini bilmemiz gerekiyor. E, ee, küplerin toplamında da şöyle özel açılımların olduğunu, bu özel açılımların da aslında A küp artı B küp veya A küp eksi B küp'e göre değiştiğini ve mutlaka içine bir tanesinin eksi olması gerektiğini hatırlamamız gerekiyordu. Ve sonrasında da işte zaten bizim, bildiğimiz x x diye x kareyi çarpanıyorduk. Eksi 5 artı 1 diye e, 3 terimleri çarpanlara ayırma faaliyetleri vardı. Burada başında iki yazdığı zaman çapraz çarpımlarının veya başında 3 yazdığı zaman bir sayı yazdığı zaman çapraz çarpımlarının toplamının ortadaki olması gerektiğinde bilmemiz gerekiyordu. Ve en sade hali de zaten bu sene sınavlarda ve ÖSYM'de de en fazla çıkan konulardan bir tanesi. En sade halini bulurken de çarpanlarına ayırma faaliyetlerini küp açılımını kullandık. iki kare farkını kullanabiliriz falan filan her şeyi kullanarak son halini bulabiliyoruz. Ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım şimdiden başarılar.